Akif Beki, 27 Temmuz 2021 Karar Sedat Peker'den bağış alan kimdi? İktidar propagandası, Amerikan Crest Vakfı'ndan yasal bağış alan eleştirel mecralara bir kulp taktı. Fondaş medya. Ama yabancı fondan yararlanmayı sadece yararlanan muhalifse sorun ediyorlar. Başdanışman Mehmet Uçumla, Can Paker gibi isimlerin STK'ları aynı fondan yararlanmış. Ruşen Çakır'ın Medyascope'undan önce de yararlanmış. 2016'da aynı tarihlerde de. Onların iktidar destekli projelerine yüz binlerce dolar yardım alan Podemi, TSE'vi niye fondaş değil? Yabancı fondan bağış almanın hükmü alanın kimliğine göre değişiyor. Kimine meşru, kimine gayrimeşru. Oysa gayrimeşru ve karanlık gibi gösterdikleri para ilişkisi tamamen yasal, kayıtlı ve devletin denetimine tabi. Crest Vakfı'nın 20 yılda farklı kuruluşlara açıktan 5 milyon dolar dağıtmasını büyük dert edindiler. Fakat ifşa edilen onlarca, yüzlerce milyonluk kara para ilişkilerini hiç dert etmiyorlar. Hani İçişleri Bakanı Soylu açıklamıştı, mafyanın bir siyasi ayağı vardı. Sedat Peker'den aylık yasa dışı 10 bin dolar maaş alıyordu. Kimdi? Ne oldu ona? Kayıtlı yasal bağışları kafaya taktılar, altında askeri casusluk suçu arıyorlar. Peki bu soruların peşine düşenini gördünüz mü? Ya da kara para firarisi Sezgin Baran Korkmaz'ın aklanmak için kendisinden istendiğini söylediği 10 milyon avro rüşvet kime gidiyordu? Bunu kurcalayanları çıkıyor mu? Kimse kimseye karşılıksız günahını dahi bağışlamazmış. Külahıma anlatın siz onu ne yardımı ne hayrıymış.'' Aynı mantığın Suud kralından 2012'de 100 milyon dolar bağış alan STK'yı da zan altında bırakacağını hesaba katmıyorlar. İktidar propagandası maşallah rahat. Nasılsa sorgulanmayacaklarına güveniyorlar. Taraftarlarından eminler. Şöyle haberler üretmeye başladılar. Amerikan Crest Vakfı bağış verdiği muhalif gazetecilere Türk askerinin Mardin ve Hakkari'deki konumlarını sormuş. Detaylarına bakıyorsunuz. Meğer Wikileaks belgelerinde geçiyormuş. Crest Vakfı 2007'de güya CIA kontrolündeki Stratfor adlı düşünce kuruluşuyla yazışmış. TSK unsurlarının PKK'ya karşı yığınak durumu hakkında bilgi istemiş. Bu da Crest'ten bağış alan muhalif gazetecileri askeri casusluk suçlusu yapıyormuş. Konuyu da bir milli güvenlik sorunu haline getiriyormuş. Hem de Crest 2016'dan önce medyaya bağışlara başlamadığı halde ben böyle her istediğimi söyler, kafama göre suç uydurursam istemediklerimi de işitirim de demiyorlar. Neresine yanarsınız? Hangi sorulara kapı araladığından bir haber, bir ucuz karalama ve manipülasyon. Memleketin milli güvenlik sırları bu zekayla korunacaksa zaten geçmiş olsun. Ya şunu sorsa biri, Suud Kralı'ndan PKK'ya yardım, Suriye'de terör örgütüne 100 milyon dolar bağışladı başlıklarını 3 yıl önce iktidar medyası atmadı mı? Türkiye'de Suud Kralı'ndan her bağış alan PKK ile aynı torbaya mı girmiş oluyor bu durumda? Bir de tabii Wikileaks belgelerinde geçen başka sızıntılar da kamuoyuna mal olmuştu. Onlar da doğrulandı mı şimdi? Ortaya dökülmüş gerçek kara para ve suç dosyalarının kapağını kaldırmayanlar kayıtlı paraya uydurdukları fondaşlık suçuyla mücadele ediyor. Hay Allah. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne taksitle el koyma. İktidar sandıkta kaybettiğini taksitle sandıksız geri almaya devam ediyor. Hayır, kayyum atanan HDP'li belediyeleri kastetmiyorum. Onlar taksitsizdi. Başkanlar bir kere de görevden alındı. Seçimde yönetimi CHP'ye kaybedilen büyükşehir belediyelerinden söz ediyorum. Yetkileri mi tırpanlanmıyor? Yavaşla İmamoğlu'nun icraatlarına mı engel çıkarılmıyor? Halkın gönlüne girme yarışından alıkoymak için ayaklarına çelme mi takılmıyor? Galata Kulesi ve Gezi Parkı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınmıştı. Son haber şu. Bu kez 84 yıldır İBB'ye ait Hıdiv kasrı da alınmak isteniyor. Mahkeme mülkiyetinin vakıflara devrine karar verdi. İBB itiraz etti. Berat Albayrak'ın giderken dediği gibi hakla batılı ayırmak zorlaştı. Mevla sonunu hayreylesin.